Dersimizi başlayınız. Bugün atmosfer havasını himaye kılış teknolojileri boyunca dersimiz, maruzamızı başlayınız. Bu ikinci mavzu atmosfer havasındaki aerozollar nazariyası. Biz birinci meşgulatını başlayan edik. Bana bugün devam etmemiz. Avalan var ümumi abzor kılıp, bunlar hakkında yine koşumça yapışamız. Demek başladık. Rica, asası boralar, atmosfer havasında aerozollar difüzyası, üçüncü yer yüzeyindeki hava katlamında aerozolun konsantrasyasını anıklayıcı parametreler ve kriteriyeler, dördüncü atmosfer difüzyasının asası nazariyası ve usulları, aralaşmalar konsantrasyasının ortaçağ vakti bağlılığı, ve beşincisi aralaşmalar konsantrasyasını hesaplaş usulları çanını yağmur bilen yuvuş. Demek biz maruzamızda asosiy iboralar hakkında başlayan edik. Ona devam ettiremiz. Sedimentasiya. Bu cereyan çöküş degen söz. Demek aerozolların çöküş cereyanını belgilovchi düşünce. Gravitasyon meydan ya ki merkezge intiluvchi kuşlar tasirida dispers fazani suyuqlikka yoki gazga cho'kishi. Nabla operatori. Bular haqida qisqacha gapirgan edik, yoki Gamilton operatori deb ataladi. Vektorli diferensial operator bo'lib, uning komponentlari, qismlari koordinatalarga nisbatan qisman xosiyatlar hisoblanadi. Mana nabla belgisi bilan simvoli bilan belgilanadi. Adgeziya. Adgezio. Yopishish fizikada yuzadagi turli xil qattiq va yoki suyuq jismlarning yopishishligi yopishish hisoblanadi. Neflometriya bu demak aerozollarni o'lchashdagi juda katta keng tarqalgan o'lchash birligi bo'lib, yunonchasiga bulut va bulut hamda o'lchov degan ma'noni bildiradi. Demak bulutni dispersiya bo'layotgan aerozolni o'lchashni belgilovchi bir belgi ko'rsatkich hisoblanadi. Bu modelning to'xtatilgan zarralar tomonidan tarqalib ketgan yorug'lik oqimining intensivligi bo'yicha modellarni o'rganish va tahlil qilish usuli hisoblanadi. Atmosfera havosida aerozollar difuziyasi. Avvalambor shuni aytishimiz kerakki, aerozollarga qiziqish 19. asrning oxiri, 20. asrning boshlarida boshlangan edi. Va bu jarayonlar Yevropaning ko'plab olimlari tomonidan o'rganilib, ayniqsa professor Gibbs tomonidan, Wilson tomonidan ishlab chiqildi va bu fanda keng tarqala boshladi. Aerozollarning fizik kimyoviy xususiyatlarini o'rganish rivojlanishiga ularni harbiy maqsadlarda foydalanish asos bo'ldi. Mana shuni biz yaxshi bilishimizki, birinchi marta aerozol haqidagi fikrlarni paydo bo'lishi va uni o'rganishi fanda bu mudofaa ishlari uchun talabni kuchayganligi natijasida vujudga keldi. Mana aerozollarni bir ko'rinishi. Katta shaharlarda aerozollar smoga shaklida ko'rinib turibdi. Mana bu o'zimizdagi Orol bo'yi atrofidagi chang haqida biz o'tgan safar ham aytgan edik. Mana bu jarayonni bir aerozolni tarqalish sifatida, misol sifatida ko'rsatishimiz mumkin. Atmosfera aerozollarining manbalari va kimyoviy tarkibi. Atmosferdagi aerozol zarrachalarining keng doiradagi o'lchamlarga ega. Chunki ular har ikkala zarrachadan iborat bo'lib, diametri 1 nanometr bo'lgan havoda va diametri 10 mikron 104 nanometr bo'lgan havoda suzuvchi katta chang zarrachalarini o'z ichiga oladi. Aerozol o'zi nima? Gaz muhitida odatda havoda hosil bo'ladigan muallaq kichik zarrachalardan tashkil topgan dispers tizim hisoblanadi. Dispers tizim kelib chiqishiga qarab aerozollar tabiiy va sun'iy turlarga bo'linadi. Demak, tabiiy aerozollar va sun'iy aerozollar. Tabiiy aerozollar tabiiy kuchlar ta'sirida hosil bo'ladi. Masalan, vulkan otilishi, tuproq eroziyasini shamol orqali tarqalishi, atmosfera hodisalari vaqtidagi bo'ladigan turli xil fizik kimyoviy o'zgarishlar tabiiy aerozollar
batarya kıradı. Suni aerozollar ise insanın hücrelik faaliyeti arkalı vücut geçirildi yani. Bana tabi aerozolların bir namunasını kurduğumuz vulkan atılışı. Bana bu pulverizatör. Bu suni insan tamamında yaratılan aerozol. Bana bu resimle yine bir madde konuşmamız gerek çünkü bu sahada Amerika Koşmaslarının NASA agentliği, Milli Astronavtika Agentliği'nin güçlü laboratuvarlarına tatbikatları gösterdi ki planetimizin çok cöylerde, bana kara renkte korunturdu, aerozollar tarkalarını kosmostan tatbikat kılınken ve bu köpler memleketlerine yubarılıp bundan ameli cihattan keyif faydalanmakta. Çen yaki suyuklu tamçıları nanık uzak vakt devamında ölçengen halette. Mavcut buladigen sanat gezleri yaki hava ayra dispersiyon tizimi yaki aerozol deyip nomlanadı. Bunda aerozol deyip nomlanışı demek ayra dispersiyon halette bu tizimini hasıl kılıcı cüde küçük zerreçelerine bir kompleksi yaki koşulgeni desek buladı. Aerozoldaki çen yaki suyuklu tomçuları dispersiyon fazanı. Gaz yaki hava ise dispersiyon muhtunu taşıp kaldı. Bana biz bu resimde şunu korsatmaksızımız ki aerozolların dünya boyunca tarkalışı keyingi vakitte ahalının salamatliğine onun hatta hayatıya güçlü serbiye tasarı korsatmakta. Yılıga 7 milyondan artık ahalı vafat etti. Aynısı insulttan, yürek kan tamir keseliklerden, rak, öpke rakı ve başkaları. Yani bu cereyanlar keyingi günlerde, maşı vaxtlarda bulurken pandemiye, koronavirüs pandemiyesi devirde cüde kette özünün tasarını kosatmakta. Çenglerini, tütünlerini ve tumanlarını örgeniş vazifelerden biri bu Allah da cereçilerin suçetlerini anıklaş. Başka vazife, aerozolların suretlerine tizim sıfatı örgeniştir. Yani bu şimdi şunday derecede rojlanıp, tarkalıp gitti ki aerozolların şimdi bir tizim sıfatı örgenişimize doğru geldi. Bana Avrupa'nın katta şehirlerinden bittesi öte yukarı derecede aerozolların tarkalgenliğini gördük. İflaslanış. Bu yerde kanda iflaslanış türleri var. Birinci çeng bilen, gaz bilen, kimyavi maddeler bilen, aromatik, bana hidli maddeler, mesela pav degen madde var. Bu demek özüge xos, cüde zaharlı madde bulup, avtotransporttan çıkadigen benzepirin soplanadı. Ve sıklıkın tasarı. Bana bunge misal bulup, katta sıklık energetika stansiyasının korunuşu, bu çıkayken tutunda aerozol sıfatı keng tarkalışı. Troposferaga, hatta stratosferaga çey borup, azon katlamını yemirişiyle tasar kılışı mümkün. Bana bir de bu variantı kuruyordu. Bu yerde biz gravimetrik tahlil hakkında yapışımız gerek. Gravimetriye, vazenini tahlil kılış. Bu maddenin massasını anıklaşı ölçüşke karatılgen usul kısablanadı. Ve bundan taşkara fotometrik tahlil. Bu demek nurunu tarkalışını konsentrasyaya, demek aerozol konsentrasyaya tasar kılıp nurunu sinişiye asoslangan tahlil hisoblanadi. Neflometrik. Dispers tizimler tomonidan tarqalayotgan yorug'lik intensivligini o'lchashga asoslangan kimyoviy miqdori tahlil hisoblanadi. Mana biz bu haqida qisqacha gapirdik. Shuni aytish kerakki, atmosferada diffuziyasining tafsilanishida advektsiya va diffuziya jarayonlari odatda turbulent diffuziyaning yagona jarayoni sifatida ko'rib chiqiladi. Advektsiya nima bu? Yetkazib berish. Meteorologiyada, mana meteorologiya darslari, gidrometeorologiya. Gorizontal yo'nalishda havo harakati bilan birga uning xususiyatlari, harorat, namlik va boshqalar bu jarayonlar o'zining yo'nalishini o'zgartirib turadi. Aralashmalar konsentratsiyasining o'rtacha vaqtga bog'liqligi. Demak, konsentratsiya diffuziyani bo'layotgan aerozolning konsentratsiyasi o'rtacha vaqtga bevosita bog'liq bo'ladi. Atmosferadagi ifloslanish konsentratsiyasi bu massa birligidagi yoki normal holatdagi kelgan havo miqdori tarkibidagi modda miqdoridir.
Demek havadan kirleten maddenin miktarı belki konsantrasyası burada. Atmosferdeki fosforun sırtındaki konsantrasyası bu atmosferdeki yer yüzeyinden 1,5-2,5 metre belenlikte ölçenedigen ifloslanış konsantrasyası. Bir martalik konsantrasyası degende havanın nispeten kısa müddet içinde namuna kılıp olingan maddenin konsantrasyası hisoblanadi. Zamonaviy avtomatik ve gaz analizatorlar yordamida mana bunday aralashmalarının yagona konsantrasyasını kısa vaqt içinde aniqlab olish mümkün bo'ladi. 4. Aralashmalar konsantrasyasını hisoblash usullari. Demak, aralashmaning konsantrasyasını aniqlash yoki changni yomg'ir bilan yuvish masalalari haqida gaplashamiz. Antropogen kelib chiqishdagi ifloslikler bu nima degani edi? Demak, insonning xo'jalik faoliyati natijasida kelib chiqadigan ifloslantirishlar insonning nafas olish zonasiga statsionar va ko'chma manbalari tashlanmalari orqali kirib keladi. Avtotransport vositalarining shahar atrof muhitiga ta'sirini baholash bir qator sabablarga ko'ra qiyinchilik tug'diradi. Mana bu muammoni ustida hozir ilmiy tadqiqotlar olib borilyapti. Chunki bu yerdagi harakatlar statsionar holatda bo'lmaydi. Avtomobil yo'llari uchastkalaridagi ifloslanish darajasi asosan topografik ko'rinishga, joy holatdagi ko'rinishga, transport hajmiga, transport vositalarining o'rtacha tezligiga va ob-havo sharoitlariga bog'liq bo'ladi. Changni yomg'ir bilan yuvish. Changni yomg'ir bilan yuvish atmosfera havosini tozalashda muhim rol o'ynaydi. Massachusetts Texnologik Universiteti AQShdagi fiziklari yomg'ir tomchilari va turli tuman tumanlar chang zarrachalari havoni qanchalik samarali tozalashini o'lchashdi. Mana qarang, tabiiy yo'l bilan yomg'ir yog'yapti, havo tozalanishga bu jarayon ishlatilyapti. Tadqiqot atmosfera kimyosi va fizikasi jurnalida nashr etilgan. Muallifler ushbu o'lchash va elektrik zaryadga ega bo'lgan bir tomchi suv hosil qilish imkonini beradigan qurilmadan foydalanishganlar. Ular balandligi 160 sm bo'lgan kolonnadan suv tomchilarini pastga tushirgan, unda muallaq chang zarrachalarini ma'lum bir konsentratsiyani saqlab qolishga muvaffaq bo'lganlar. Mana shu tajriba asosida, demak, yomg'ir orqali changni yuvish mexanizmi ishlab chiqilgan. Mana bu rasmda ko'rsatilyaptiki, changni suv tomchilari bilan yuvishning turli xil mexanizmlari. Bu yerda ushlab qolish mexanizmi, bu o'ziga xos tortish mexanizmi, bu yerda kichik zarrachalar bilan ishlatilishi mexanizmlari bilan changni tutib qolish holatlari ko'rsatilgan. O'lchovlar tufayli ular yomg'irning koagulyatsion samaradorligini, mana koagulyatsiya qila olish, yig'a olish, tomchi zarrachalarini yutish qobiliyatini hisobladilar. Umuman olganda, havo ifloslantiruvchi moddalarni yaxshiroq singdiradigan kichik tomchilar topildi. Koagulyatsiya past nisbiylikli sharoitda ham foydalidir. Atmosfera kimyosi kafedrasi dotsenti Moskva texnika institutining professor Den Zin dotsent va professor Zin bilan birgalikda 2015 yil avgust oyida nashr etgan yangi natijalari atmosfera kimyosi va fizika koagulyatsiyasi bo'yicha eng yangi ma'lumotlarni tavsiya etdilar va bu fanda keng tarqala boshlandi. Aerozollar. Mana bu haqida biz gapirdik, bugun buni davom ettiramiz. Demak, ko'plab tabiiy obyektlar va texnologik jarayonlar aerozollarning mavjudligi yoki ulardan foydalanish bilan bog'liqdir. Yulduzlararo va sayyoradan oldinda joylashgan bulutlar. Bular, demak, birinchisi vulqon tashlanmalari. Keyingisi yog'ingarchiliklarning hosil bo'lishi va yog'ilishning atmosfera jarayonlari holati va texnologik jarayonlar
ve kurumalarda işletilen iki fazalı akımlar. Avukat, avtomobilsozlik, sanatlarda, tibiyatta, kışlak hocalıkta ve başkalarda tarkılgen dispers tizimler. Bunların barçası demek örgeniş obyekti, aerozollarını hasıl bulunduğun obyekti hesablanır. Aerozollar adamlarının hafsız hayatını teşkil kılış ve etraf muhitini muhafaza kılış için cüda mühimdir. Etraf muhitine bir vasıta tesir gösterdiğin bunda aerozol muammaları arasında atmosfera ifloslanışı, aerozolların atmosferdeki radyasyon, elektrik ve energetik cereyanlarına tesiri, sanayi karxanaları ve ısıklık elektrik stansiyelerden tütünün tarkalışını tozalaş ve başarat kılış, şahtalarda kömür çengleri partlaşının olduğunu alış ya ki taşıyıcı raketelerini baskışma baskış, acıratış caylarında suyuk tomçu aerozollar zaharlı bulutlarının payda buluşunu ve başkalarını alakalı taktaş mıdır? Karanlar hınca sanatta, harbi sanatta sanat aerozolları köplab acıralıp çıkartkenliğe bana misal buluşu mümkün. Bana bunu yaşlayıp istep kalışke doğru geledi. Çünkü yurttaki istep çıkartışke bu organlarda bu sahalardaki buluyken aerozol cereyanlarını örgeniş ve onu kemaytiriş ve onu insan salamındaki tasarını kıskartırış meseleleri bu içe işleşke doğru geledi. Bana sanat aerozolları. Bana işçi demek iş cereyanında mesela mramerle kayta işleyiş, kışla kayta işleyiş cereyanında hasıl buluyken aerozollar. Bu elbette insan organizmine cüda katık tasarı kırar. Aynısı öpkege tasarı silikoz, pneumokonioz degen keserliklerle alıp gelişim mümkün. Bundan taşkara, aerozol tizimleri fakulatta vaziyetlerinin olduğunu alış için keng kullanıladı. Yangını uçuruş için semerali kükünler, dolunu olduğunu alış maksadı da bulutlar ve tümanlarına tasar kılış için aerozol hasıl kılışı kompozisyeler ve başkalar işletiler. Yani demek aerozollar ne fakat selbi tasar kursatadı insanlığa, etraf muhtiye. Ondan faydalı işlerde hem faydalanış mümkün buladı. Demek aerozollar Yunanca air, hava ve Latince solution, eritme diyen mananı bildirirdi. Yani bir mertebe bir de tekrarlayımız. Bu dispers faza, kattık ya ki suyuk zerreçeler terkalgen gaz dispersiyesi muhtudan ibaret dispers tizimdir. Yani aerozolun özüne, yani bir tekrarlayıp ki, bu özüge xos, kattık ya ki suyuk zerreçeler terkalgen gaz dispersiyesi muhtudan ibaret bulgen dispers tizim kısablanır. Aerozolların dispers fazasının zerreçeleri ölçemi 10-9, 10-5 metre kısablanır. Aerozolların tasnifi. Adatta aerozollar onların hasıl buluş usulları konsentrasiyası zerreçe ölçemleri, dispers fazanın agregat halatı, zerreçelerinin morfolojik hususiyetleri, şunindek dispers fazanın terkibiga ve adamlarga bo'lgan ta'sirga qarab tasniflanadi. Mana qarangiz, qaysi turlar bo'yicha. Demak, aerozollar shuncha xilma-xil ta'sir qiladiki, buni tasniflash kerak. Boshqacha qilayotganda, sinflarga bo'lish kerak. Faqat sinflarga bo'libgina biz o'rganishimiz mumkin. Aerozollarni ishlab chiqarish usullari bo'yicha tasnif. Mana birinchisi, demak, ishlab chiqarish usullari bo'yicha. Hosil bo'lish xususiyati bo'yicha dispergasyon, kondensasyon ve aralash aerozollarga bo'linadi. Mana 3 ta variant. Dispergasyon aerozollar, maydalangan aerozollar. Qattiq va suyuq moddalarni maydalash natijasida hosil bo'lgan aerozollar. Demak, dispergasyon, dispersiya qilingan, maydalangan, changga aylantirilgan, tutunga aylantirilgan aerozollar. Dispergasyon aerozollar suyuklukler sepilgende, şarşalardaki su tumanları, deniz priboyları da, hani deniz tolkunları kelip buğuladık o kırgaka.
Raka orada gende hayda buladigan su çenge. Buh. Favoralardagi demek suni juda kichik zarrachalarda tarqalishi va boshqalar. Mana shu yerda bitta narsa aytishimiz kerakki, favoralar yoki sharshalarni atrofida turgan odam mana shu dispersiya nashida hosil bo'lgan aerozolni bu endi toza suv iyonlashish natijasida inson salomatligiga juda foydali ekanligini ham aytib qo'yishimiz kerak. Manfiy iyonlarning ta'sirida o'pkani ishlashi, yurak qon tomir tizimini ishlashi yanada yaxshilanadi. Yo'tal va xabsirish natijasida hosil bo'lgan aerozollar. Mana bu aerozol bugungi mana bizning muammomiz global pandemiya muammosida shu yo'talish, xabsirish natijasida demak virus aerozol shaklida boshqa odamga tarqalishi mumkin. Mana buni ham shu yerda shu tushunib ketishimiz mumkin. Aerozol balonchalardagi insektitsidlar aerozollar. Demak, hasharotlarni o'ldirish uchun mana chivin boshqa demak hasharotlarni o'ldirish uchun insektitsidlar ishlatiladi. Bu qanday holatda ishlatiladi? Aerozol balonchiklar. Balon orqali demak bosib bu pulverizatsiya shaklida ishlatiladi. Suyuq dispers fazali aerozollar ba'zida ular spray deb ataladi. Buni ishlatganlar. Oqim yoki suyuqlikning plyonkalari parchalanib ketganda, masalan, ichki yonuv dvigatellariga suyuq yoqilg'i sepilganda paydo bo'ladi. Ishlab chiqarish jarayonida suyuq aerozollar hosil bo'lish holatlari uning ichida joylashgan akustik tebranishlar manbai ta'sirida suyuqlikni purkash, elektr potensial maydoni ta'sirida oqimning parchalanishi va boshqalar hisoblanadi. Qattiq moddalarni maydalashda va changlarni aralashtirishda chang yerdan shamol bilan ko'tarilishi natijasida mayda kukunlarni, un, bor va boshqalarni ularni supurish paytida, to'kishda, tosh devorlarni buzishda, ko'mirni parchalashda, qattiq materiallarni maydalash, mana buni hammasi bir oddiy misol sifatida ko'rinyapti-ku, lekin buni har birining tagida aerozol hosil bo'lish jarayoni turibdi. Demak, shu yerda hosil bo'ldimi aerozol? Bu insonga, atrof muhitga, tirik organizmlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ularni barcha organlariga retikula endotelial degan tizim haqida gapirdim men o'tgan safar. Bu qon ishlab chiqarilgan organlarga aerozollar o'ta yuqori darajada ta'sir ko'rsatadi. Uy sharoitida suyuq va kukunli aerozollarni olishning deyarli yagona usuli bu aerozol qadoqlash yoki aerozol balon deb nomlangan uskuna hisoblanadi. Modda bosimi ostida qadoqlanib, suyultirilgan yoki siqilgan gazlar bilan sepiladi. Kondensatsion aerozollari sovutish orqali sovutilganda kondensatsiya jarayoni paydo bo'ladi. Bu sovutish va to'yingan bu hosil bo'lishi natijasida hosil bo'lgan zarralari kondensant yadrolari eng kichik qattiq yoki suyuq zarralar, gaz ionlari, yaxshi zichlashadigan aerozollar, shuningdek ikki yoki undan ortiq moddalar orasidagi kimyoviy reaksiyalar. Agar bug' bosimi pastroq bo'lgan yangi modda hosil bo'lsa, mana bunday jarayon davom etishi mumkin. Ushbu usullar gomogen tizimda yangi fazani shakllantirish bilan bog'liq. Gomogen bir xil tizimda gomo. Esinglarda bo'lsa, gomeostaz degan tushunchani haqida gapirganik. Gomeostaz, ekostaz bir xil degan ma'noni bildiradi. Uning paydo bo'lishining zaruriy sharti bu zich to'yingan bug'. Uning kondensatsiyasi dispers fazaning zarralarini hosil bo'lishiga olib keladi. Haddan tashqari to'yingan bug'ning massa kondensatsiyasi 3 holatda bo'lishi mumkin. Mana qaranglar, kondensatsiyalangan suv bug'ni. Birinchisi adiabatik kengayish paytida. Hozir uning nimaligini aytamiz. Birinchisi adiabatik kengayish paytida. Ikkinchi turli haroratli bug'
ve gazlarını araylaştırışta. Üçüncüsü gaz araylaşmasını soğutkende payda buluşundur. Adiabati gazın kengeytiriş. Adiabati diyen sözünün manası ötüp bolmasıyla bu termodinamik jarayan bulup tizim atrof muhit bilen ısıklık almaşmaydı. Karanlar bulutlar şu tarzda hosil boladı. Nam havanın ilik massalar atmosferanın yukarı katlamlarına götürülür. Atmosfera basımı pasırak bölgenliği sebeple havanın soğuşu ve su buğunun kondensasyası bilen birgelikte adya abatik kengeyiş sodir boladı. Demek bir yerde tizim atrof muhit bilen ısıklık almaşmayaptı. Nispeten pas balandlıkta partili bulutlar hosil boladı. Onda su suyuk tomchilari şeklinde boladı ve atmosferanın yukarı kısmında ise harorat pasırak bölgeninde muz kristallarını öz içine alırken yığma bulutlar payda bulur. Yani muz kristallarını payda buluş mekanizmini hem kurduk. Gazlar ve buğularını her kıl hararatta araylaştırış. Atmosfera tumanları şu tarzda hasıl buladı ki köpünce tuman tünde açık havada yeryüzü intensif ısıklık verip kuşlu soğuk ketkende payda bulur. Tez de soğuk geçiş. Isık nem hava soğuk edilen yer ya ki onun yüzesi yakındaki soğuk hava bilen alaka kıladı. Ve onda suyuklik tomçuları hasıl bulur. Bu düşünense ilik ve soğuk hava frontları erleşkende hem sadır buluşu mümkün. Bana şimdi hürmetli talebeler aerozolların dispersiyası boyunca tasnifi hakkında yapacağız. Aerozolun tarkalışıge karab kuyudaki aerozol türleri gibi bölünüyor. Demek zerreçelerin ketteliği yakar. Çeng, bulutlar ve tütün. Demek çeng. Çeng, atrof muhitteki en kette muammalardan atmosferik tasir kılıcı ekolojik omullardan biri hesaplanır. Bana Toshkent'te kuruluşuza faol rivojlan yaptı, intensif ket yaptı. Neticede çeng ham köprak bo'lyapti. Bu arada biz yakında muhakeme kıldık bu meselelerine. Yakın yana biz ekoloji ve atrofunu muhafaza kılış devlet komitesi de bu meselelerini korumakçımız. Demek görüyoruz ki çeng dispers fazanın zerreçe katteliği 10 mikrondan 10-5 metreden artık kalıptı. Demek kança zerreçe küçük bulsa, şunca öpkenin en çukur cöylerine, bronşiyola, hatta alveola kısımları geçe barı yeter. Kengisi, bulutlar, tumanlar, 10-01 mikron, 15 metre. Ve üçüncüsü tütünler. Tütünler 0-1'den 0-0-1 mikron, 10-19 metre etraf geçe. Demek bu, aerozolların dispersiya boyunca tasnifi ya zerreçelerin katteliği boyunca. Çeng kattık maddelerini mekanik ravişte maydalaş, partlaşlar, kazboluş ve başkalarda işletiladı. Payda buladı. Neticesinde tarkılgen kattık zerreçelerden ya ki eritmeler ya ki zerreler akiyan sudaki tuz zerreleri bilen tamçılarını kurtkenden ibaret bulgen zerreçeler hesablanadı. Adatta çengde cüde kılmakıl ölçemdeki zerreçeler mevcut. Çeng zerrelerinin kimyoyu terkibi her kıl. Bulut tomchilari 5-50 mikron ve hakaza. Bana çengini görüyoruz. Ben öyle görüyorum. Bunu insan organizmine tasarruf kandı yukarı derecede buluşu mümkün ve selvi tasarruf alıp gelişi mümkün. Tumanlar bu kondensiyası ya ki suyukluğun saçratı neyse hasıl bulurken suyukluk tomchilardan ibaret. Bunca şunindek eritilgen maddeler ya ki onların terkibindeki zerreler bilen tomçular ve başka tomçular kiradı. Tabii tumanlar adatta diametre 10 mikron geçe ve ondan yukarı bölgen tomçulardan ibaret. Tütünler hakkında kısaca yapıramız. Uçucu maddelerin yanışı ya ki sublimasyası payda payda bulur. Tütün hususun yanıcı maddelerin yanışı payda mesela ısıklık elektrostansiyaları ve türlü sanat inşaatlarının işleş jarayanı da vücut getirildi. Xullas, bana gördüler ki aerozollar nazariyası haqida gapirarkanmiz
aerosol bugünkü de insaniyette asosan köp cöylerde negatif de sirkülatyanına ve köp cöyde bundan yakışı faydalanış hem mümkün ekenliğini gördük. Ben öyleyim ki bunu yanında yaşlı ben yuvarlı materyallerin organizlar etibarınlar için katta rahmat. Bana ertege üçer günçe hayır. Ertege yani iki para maruzamız var. Sağ olunlar. Rahmet Sağ olun. olsun. Rahmet.